tarihi mezarlar 3 tanesi, bir tanesi dedemin dedesine ait, iki tanesi de kardeşlerine ait. Aslında 3 tane kardeşlere ait olan mezar. Fakat bir tanesini Ermeni mezarı, burada hazine var düşüncesiyle kırıp döküyorlar. Sonradan köyden birisi yetişiyor ve hazine olmadığını, mezarın Kürt Bey'in çocuklarına ait olduğunu söylüyor. Onun üzerine bırakıyorlar. Mezarlar daha sonra 1930'lu yıllarda buradan Kayseri'ye gidiş gelişlerde hayvancılık yaptıkları için orada Kayseri taşlarını görüyorlar ve getirip bu 4 kardeş ile dedemin annesi bir de dedemin en küçük kardeşinin mezar taşları yapılıyor. Tümüyle Alevi geleneklerine göre üzerlerinde ay ve yıldız gezegenleri. Onun dışında hanedanlığı anlatan resimler, eğer silahla uğraşmışsa silahları, ona benzer resimler var. Tümüyle Alevi geleneklerine uygun olarak yapılıyor. Dedemin en küçük kardeşi o dönemde devlet okutma veya asimilasyona uğratmak amacıyla hızlı bir şekilde kalkıyorlar. Bu kez de en küçük kardeşini zeki çocuk diye Kuleli'ye götürüyorlar. Geri dönüşte Kayseri'de zatürreye yakalanıyor. Zatürreye yakalanmasından sonra ölünce tüm aile çocuklarını okutmaz olmuşlar. İnançları doğrusunda önem verdikleri güneş sistemi, ay, yıldız çok değerli. Işık insanı olarak adlandırılıyor Aleviler o dönemde. Işık insanını yansıtan güneş enerjisi, güneş sistemi, ay ve yıldızları simgeleyen, onunla beraber bir de hanedanlığı varsa hanedanlığı anlatan cezve, fincan, misafirperverliği gösteren evin konumu, onlar ayrıca anlatılıyor. Bununla ilgili bir arkeolog dede var. Onun yazılarını sizinle paylaşabilirim. Özellikle 1950'de Atatürk'ün getirmiş olduğu tekke ve zaviye kanunuyla dergahlar kapatılıyor. Dergahlarımız kapatıldıktan sonra cemler gizli tutuluyor. Çok partiliye geçişildiği dönemde ikinci parti olan Demokrat Parti bir takım vaatlerde bulunuyor, seçim vaatlerinde. Bunların başında da Hacı Bektaş dergahının tekrar Alevilere verileceğini, Aleviler tarafından yönetileceğini söylüyor. Çünkü Atatürk oraya kayyum atayarak Hacı Bektaş dergahını kendi isteklerine yöneltiyorlar. Cami yapımı da o dönemde oluyor. Bu nedenden dolayı hızlı bir şekilde asimilasyona uğruyoruz. 1950'den sonra da gelen insanlar diyorlar ki, ya siz diyor cenazeyi nasıl kaldırdınız belli değil. En azından eski yazıyı bilen her köyde ikişer üçer kişiyi gönderin. Bir takım dualar verelim. Müftülük tarafından verilen dualarla hocalık başlıyor. Daha sonra dedem aşiret reisi olduğu için bunu yaptığına çok pişman olmuştu. Çok da sinirleniyordu. Yanlış ve hatalı okunuyor diye. Nerede bulaştık buna diye sinirleniyordu. Bizim köydekiler tamamen bitti. Yani kendisinden sonra gelecekleri yetiştirmediler. Ama bir Keklikoluk'ta yetişti. Bir Altın Fatma Kuyu'da yetişti. Oradaki hocalar da şimdi sanırım büyük bir ihtimalle İslamiyet'in misyoneri olarak çalışıyorlar. Tümüyle dualarla götürüyorlar. Ama okudukları duaların hepsi de yanlış ve hatalı. Bunu anlatamıyoruz. Eski mezarlar dikkat ederseniz tamamen yörenin taşlarıyla yapılmıştır. Eğer babayiğit yiğit birisi ise baş taşı kocamandır, büyüktür. Yan tarafları rastgele yapılıyor. Her mezar anma törenlerinde, yani 13 Mayıs ile 13 Haziran arasındaki, o daha sonra 23 Haziran'a çevrildi. Doğrusu da o. 23 Haziran arasındaki tarihlerde her köy sırayla
mezar anmanlarını yapıyorlardı. Ondan önce mutlaka ve mutlaka bir yıl içerisinde ölen kişinin mezarları taşlarla yapılırdı. Yani yörenin taşlarıyla yapılırdı. Ama daha sonra mermer olayı çıkınca ister istemez mermercilere gidip yaptırıyorduk bunu. Yaptırdığımız zaman da adam kendi düşüncesini yansıtıyordu. Getirip taktıklarında da kavga oluyordu. Yani silinmesini istiyorduk ama olmayacağını vesaire zorunlu olarak kabullendik. Üç tane canımızı Alevi geleneklerine uygun olarak erken yürütüldü. Dedeler ve sazla, ezgilerle yani cemde yapılanların aynısı yapıldı. Değiş artı bir de gülbenklerle yapıldı. Orada bayağı tepki aldım. İnsanlar hızlı bir şekilde asimile olmaya başladılar. Hızlı bir şekilde de Kur'an okumayı, yanlış olan Kur'an'ı okumaya çalışıyorlar. Ben de tam tersine 3 tane vasiyeti yerine getirdim. Ondan da mutluyum. Bundan sonrakilerinde de devam edeceğim vasiyet olduğu sürece. Ha, ben kendi için de vasiyet bırakıyorum. Kesinlikle dedeler eşliğinde gülbenklerle, değişlerle kaldırılmasını istiyorum.